Arkadaşlar girmeyin çok. Hoş geldiniz efendim. Sayın Nursim abi. Evet arkadaşlar, iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız efendim? Kolay gelsin. Evet. Efendim, yorum. Çok bir giriş evet. Balonla ilgili bir Yunanistan'ın Türk Yunanistan'ın Ege'de Türk jetleri Yunan jetlerinin Ege'de Çeşme gemisine yaptığı provokasyonu sormak istiyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Yunanistan'ın? Arkadaşlar bu maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı bir taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Dolayısıyla bizim de kendimize göre kollarımız var. Kollar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bizim oradaki yaptığımız çalışma, bizim oradaki yaptığımız gayret tamam hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce de Yunan komşularımızın kendilerine yaptığı bir çalışma. Biz de kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyorsunuz, görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Uluslararası hukukun uyulmasından yanayız. Fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız belli, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bunlar kimsenin endişesi olmasın. Efendim bir de bugün mecliste muhalefetin grup toplantıları vardı. Muhalefet liderleri GAR operasyonuyla ilgili hükümeti suçlamaya devam ediyor ve başarısız olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Arkadaşlar orada öncelikle herkesin görmesi gereken bir hadise. Efendim PKK'nın alçak yüzünün görüldüğü, PKK'nın gerçekten büyük bir gaddarlıkla, büyük bir alçaklıkla orada masum 13 insanımızı, kardeşimizi, evladımızı şehit ettiği, bunun bir kere görülmesi lazım. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yerlere taşımak, götürmek gerçekten tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. Burada faaliyet, oradaki silahlı kuvvetlerimizin personeli, gerçi verilen görevleri gayet başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz, özel kuvvetlerimiz, kenekli görevleri yaptılar. Fakat burada asıl görülmesi gereken husus, buradaki hadisenin içindeki işin özü, PKK'nın alçak yüzü. Bu PKK kaçacak bir yere kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle sözde PKK'nın başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bu mücadele devam edecek ve en son terörist etkisi getirinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri, azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından, musibetinden kurtaracağız. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.